Game Pass'e eklenen görece ufak oyunlar çoğu zaman gözden kaçabiliyor veya küçümsenebiliyor. Weird West geçtiğimiz hafta çıktığı ilk gün Game Pass'e eklenen bir oyun ve aynı kaderi paylaşmasına gönlüm razı olmadı. Bilen elbette biliyor ama sanki yeterince konuşulmamış, oynanmamış bir oyun Weird West. Arkane'den ayrılan deneyimli yapımcıların kurduğu Wolf Eye Studios'un yaptığı ve Devolver'ın yayınladığı oyun PC ve Xbox'ın yanı sıra PlayStation'da da bulunabiliyor. Zombilerin ve her türlü acayip olayın yaşandığı bu tuhaf vahşi batıya gelin birlikte bakalım. Weird West adına yakışır şekilde tuhaf bir vahşi batıda geçiyor oyun. Gülcüm. Ya valla çok enteresan Weird ya. Weird West diye bir tür varmış, biliyor muydun bilmiyorum. Aa, bilmiyordum. Aslında bu bir türmüş yani. Hadi ya. Evet. Doğaüstü olayların olduğu vahşi batı şeyine, settingine mi diyelim, ne diyelim yani. Şey falan da mı öyle yani, bu Undead Nightmare mesela falan. Undead Nightmare Weird West oluyor. Ha. Olay zaten o. Tuhaf şeyler oluyor gençler. Bu oyunun böyle 10. saati falan, 12. saati falan şu hatunla başlıyorsun. Normalde bu arkadaş işte böyle silahlarını gömmüş toprağa, evinin kadını olmuşken. Ha, eskiden suçlu falan mıymış? Önceden bounty hunter'mış, kelle avcısıymış. Bunun kocasını kaçırıyorlar, çocuğu da vuruyorlar, çocuğu vuruyorlar, şu yüzden vuruyorlar çocuğunu. Bunun eti yok. Bunun eti yok diye. Pijdir. Pijdir bu, pijdir diye çocuğu vuruyorlar. Adamı oha, da... Ne yapacak, yiyecekler mi? Aynen öyle yiyorlar yani. Ne? Yemek üzere götürmüşler. Oha, iyiymiş. Tamam mı? Biz bayağı şimdi... weird. Bayağı weird, bayağı tuhaf. Böyle bir ortamda biz de diyoruz ki ben işte çocuğumuzu gömüyoruz falan. Allah! Kasabanın mezarlığından kalktılar. Şey varmış, event varmış herhalde değil mi? Evet evet, event varmış galiba. İlk herkes eventi. Herkes uyanıyor. Undead. Ortam undead kaynıyor. Oy oy oy. Şöyle inventory'yi de toplayayım. Sanıyorum 5 tane hikaye ve 5 tane karakter var. Bu birincisi daha aslında. Ve bu 5 hikaye bir şekilde birleşip sana bir toplam bir hikaye çıkarıyor. Aa, yani. Enteresanmış. Bu şimdi Grackle diye bir yer burası. Bu Red Dead'in Valentine'ı gibi bir yer. Yani aslında Weird West'in Taksim'i gibi. Yani birçok şey burada birleşmiş vaziyette. Mesela işte Blacksmith'imiz var burada. Buradan gelip işte mesela üstümde diyelim şey mi var? Bakır Nugget mi var mesela? Bunları birleştirip şey haline getirebiliyorum. Copper Bar haline getirebiliyorum. Veya Copper Bar'da Nugget haline getirebiliyorum. Nugget'larla mesela silahlarını upgrade edebiliyorum. Bar'ları da bankaya satabiliyorum gibi. Veya efendim buradan işte at satın alabiliyorum. At satın almak önemli. $300 bak mesela. Maşallah. Bayağı para istiyor. Bizde ne kadar varmış ona bir bakalım da. Bizde bak $231 var. At satın almak önemli. Çünkü mesela sen diyelim haritada bir yere gidiyorsun. Senin atın değil, çalmışsın diyelim onu. Gittiğin yerde at kaçıyor, tamam mı? Ha, ondan sonra yayan seni kalıyorsun. Ha. Aynen öyle. Senin atınsa yani onunla dolaşabiliyorsun. Peki, devam edebiliyorsun mesela falan. Mesela at bir yerden bir yere giderken daha hızlı gitmeni falan tabii sağlıyor mu? Tabii tabii, aynen öyle. Yani bu detayları veriyorum. Birazdan oyunun türüyle de ilgili konuşacağız. Çünkü oyunun enteresan bir yapısı var. Ne diyelim? Yani action RPG bir taraftan. Bir taraftan immersive sim dedikleri bir tür yani. Değişik. Mesela bak altta görebilirsin. Ortadaki bizim karakterimiz. Evet. Soldaki ve sağdaki bizim yancılarımız. Soldaki tuttuk. Hikayeden gelen bir aha yancı yani. Ama sağdakini biz tutmuştuk. Mesela istersek böyle efendim konuşup bu barlarda, salonlarda bilmem ne de $100 bilmem kaç dolara falan. Gel ha, sen gel, bizimle takıl de diyebiliyorsun. Fakat şöyle bir olay var tabii. Diyelim bir yancı aldın. Öldün mü mesela? Ha. Kaldırayım edeyim falan yok. Öldü mü öldü. Hadi ya. Oyunda oo yaptığın her şey permanent. Nihai. Immersive sim'le neyi kastediyorum aslında? Bu enteresan bir şey. Bunu birazdan şey yapabiliriz, görebiliriz. Mesela benim görevim var mı? Sol tarafta var görevler. Evet. Mesela ben şimdi şeye gideyim. Şu ne o? Plague of Death diyor ya. Mesela ona gitmeyi tercih edeyim. Şöyle haritanın dışına doğru çıkıyorsun. Haritanın dışına çıkma diye bir şey var çünkü. Bütün bu oyun alanları elle böyle çizilmiş aa gibi diyebileceğim. Aa, ne güzelmiş. Baksana bayağı şey harita gibi. Kağıt, ha değil mi? Aynen gibi öyle, aynen öyle. Estetik olarak. Bütün bunlar böyle elle çizilmiş, şey yapılmış mekanlar. Buradan seyahat et dediğin zaman hop seni gösteriyor haritada. Sen buradasın. İstersen buraya gidebiliyorsun. Nasıl gidiyorsun? Bastığın zaman tık 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 haritada yol alıyorsun.
Mesela biz neye gidecektik? A Plague of Dust. Neymiş ismi? Dusted Plains. Şurası. Ha, orası. Mesela buradan buraya seyahat et diyorum. Hı-hı. Olay şu, seyahat ederken rastgele başıma bir şey gelebiliyor. Nitekim geldi. Nitekim geldi. Efendim çakallar makallar. Basıp gidebilirim veya durabilirim. Hı-hı. Neden durmayı tercih edebilirim? Durursam mesela enteresan bir şeyler çıkabiliyor oradan. Ha, atıyorum item bir çıkıyor. Item çıkabiliyor, başka bir şey çıkabiliyor. Bir NPC ile konuşuyorsun, o sana bir şey söylüyor, söyleyebiliyor falan. Bunlar rastgele olanlar. Coyote. Grrr. Kendini savun. Olur. Neden olmasın? Yine köpek öldürüyor. Ama elimde kendini değil. Savunuyorsun yani. Hadi bir şey demedim. İndirdik coyote'leri. Mesela bunların etlerini almak önemli olabiliyor. Çünkü oyunda sağlığını iki şeyle arttırabiliyorsun. Bir sol altta göreceği üzere bir bandaj var. Hı hı. Bandaj çat diye hemen sağlığını yerine getiriyor. Hı hı. Veya bu etleri bir kamp ateşi bulup orada şey yapabiliyorsun. Pişirebiliyorsun. Pişirdiğin anda yersen, yani pişmiş olarak tutamıyorsun üstünde. Pişirip yiyorsun. O an hemen. Yemen lazım. Evet, o zaman sağlığı arttırıyor. Bak mesela copper bar bulduk kendin burada. Kendin pişir, kendin ye. Tesis yok ama en azından sen tabii şey yapıyorsun. Niyet olarak anladım. Dünya ile etkileşimin yüksek. Onu demek istiyorum. Evet. Mesela şimdi şunu diyelim, burada bir biri var. Sen haberi yok senin orada olduğundan. Tekme atıp mesela oraya atabiliyorsun. Sonra vurup patlatabiliyorsun mesela. Hmm. Veya işte efendim şunu taşıyıp. Zehirli galiba. Zehirli. At diyorsun mesela. Oo. Zehiri saça saça atıyor. Ha, enteresanmış. Bayağı kendi haritayı değiştiriyorsun aslında. Yani haritayı değiştirmem demeyelim de, nasıl diyelim, mesela işte bir Divinity oynuyormuşsun gibi, evet, sanki. Evet, evet. Çeşitli yaklaşımlar sergileyebiliyorsun, evet. Kombatına şeyine. Atıma biniyorum, yoluma tekrar gideceğim ama gitmeden önce sağlık tazeleyeyim dedim diyelim, tamam mı? Hı-hı. Mesela şurayı, orta bir yeri seçtim. Travel and Camp yazıyor ya. Evet. Ona basıyorum. Orada mesela kamp yapıyorum şimdi. Hmm. Eğer şeyse, bölgenin özelliğine göre de değişiyor. Mesela hayvanlar falan bolsa orada avlanabiliyorsun da. O zaman hunting ground falan. Aynen şey öyle. Hmm. Mesela bak şimdi şurada bir şey var. Ne var? Yılan varmış. Yılan deyip geçmeyeceksin. Alacaksın onları. Derisi onlar, mi? Tabii. Derisi onun var. Güzel bir şeyi oluyor. Snake meat varmış. Kaktüs de kaktüs. Yiyoruz. Eat fruit. Mesela yersem bak 5 şey evet, verdi. Arttırıyor. Veya geliyorum şöyle. Cook diyorum. Mesela ne pişireyim? Atıyorum mashed potato pişireyim. 5 HP alacak şekilde yapabilirim. 10 HP alacak şekilde. Basılı tutunca mesela 10 HP aldım. Ha, iki tane pişiriyor galiba. Cook one mesela. 5 HP alayım. Hop, onu da pişirdim, yedim. Diğerlerine afiyet de olsun. Şey oluyor. Hayır, İstersen, arkadaşlar da doluyor. Evet evet, aynen öyle. Burada dinlenebiliyorum da, rest edebiliyorsun yani istersen. Böyle bir şey de vermişler. Güzelmiş. Yani böyle immersive dediği, evet, o. Evet. Seni hakikaten içine çekiyor oyun. Roleplay'e biraz, yani öyle diyeyim, roleplay'e müsaade eden bir tarafı var. Hem kombata farklı yaklaşabiliyorsun, hem ana görevlerde, belki yaparız bir tane şimdi, ana görevlerde de sen değişik yaklaşabiliyorsun olaylara. Şey gibi olmuş, o güzel hani birçok şeyle etkileşime girebildiğin için. Aha. Hani acaba şöyle yapsam olur mu dediğin şeyler oluyor anladığım kadarıyla, evet, genellikle. Evet. Aha, biri geliyor. Koşarak biri geldi. Söyle canım. Emilio Lozano. Her tarafta diyor tuhaf tuhaf şeyler var. Dalga dalga geliyorlar diyor. 12 tane zombi öldürmen gerekiyormuş. 12 adet zombi öldürmem gerekiyormuş. Pekala. Burayı savunacağız anlaşılan. Aha. Vallahi geliyorlar. Hocam bir mermi bir şey verseydiniz bana ya. Haydi, mermim kalmadı. Aa. Mesela şöyle yapalım. Heh, şimdi. Onların üstüne atabilirsin. Bir bak, deneyelim bir grup bakalım. Geliyor. Gibi. Biraz ucundan sıyırdım, evet, galiba. Evet ama olsun, sonuçta yırttık. Doldurman lazım tabii. Ben doldurmayı da böyle haldır olur şey yapınca. Veya şöyle şeyler var. Bak sağ tarafta mor bir bar var ya. Evet. O senin ability'lerin gibi oluyor. Mesela şöyle atlayıp bullet time yapıp kullanabiliyorsun. Şeyden yiyor tabii o ama. O bardan yiyor değil mi? Aynen öyle, bardan yiyor. Hallettik mi acaba? Hallettik galiba. Buraları araştırabilirsin istersen. Girebiliyorsun.
Milletin evini soyabilir. Hırsızlık o, evet, yapabilirsin istersen. Mesela mashed potato var bak, pişmiş hazır. Şöyle güzel, oh gömdüm onu. Elinize sağlık. Gibi. Üst kata çıkalım. Üst katta bir şeyler var mı acaba? Araştıracaksın. Silver chest. Oo, buyurun. Nymph relic çıktı. O ne? Şimdi nymph relic ne değil mi? Hemen şöyle ben size göstereyim. Nymph relic nedir? Alıyorum abicim bunu. Şunları da alayım da ben hazır şeyken. Şimdi nymph relic nedir? Bu arada hak ettin ya. Kasabayı zombilerden kurtar. Bu kadarını da alalım yani. Alırım. Hiç affetmem. Nymph relic nedir? Nymph relic şudur. Bak yukarıda inventördeyiz. Ability'ye geliyorum. Hı hı. Ability'ye geldiğin zaman burada bak, nymph relic'i buraya koydum. Hı. Bunları toplayarak sen bir takım ability'ler açıyorsun. Mesela silahlara ait ability'ler var. Aha. Bir de sol tarafta genel ability'ler var. Nedir o mesela? Ne gibi şeyler olabilir? Atıyorum shotgun ability varmış, tamam mı, bir tane? Bir nymph istiyor. Relic istiyor bu. Bunu alırsak diyor ki 5 saniyeliğine reload etmek gerekmeksizin ateş edebilirsin diyor. Ha. Gibi. Mesela şurada şeyler var. Mesela tüfekte var. Ne varmış bu? Sentry silencer. Bu şey yapıyor. Şey gibi yani. Suppressor gibi yani. Hmm. Susturuculu. Aynen. Sessiz indiriyorsun bir vuruşluğuna. Gibi. Bunları biriktirip burada kullanacaksın. Mesela şu neymiş? Roundhouse kick. 20 saniyeliğine tekmelerin daha fazla hasar veriyormuş. Ve daha uzağa fırlatıyormuş. Daha uzağa fırlatabiliyormuşsun nesneleri. Mesela diyelim aldım ben bunu. Ha, şimdi onu harcadın. Nymph Rally. Evet. Nymph Rally oraya harcadım. Bunu nasıl kullanabiliyorum? Bak böyle şeyken herhangi bir silah seçildiyken RB'ye basarsan, hı hı, mesela Y'ye basıp bu tekme atma özelliğini aktive edebiliyorum istersen. O dediğin şey oluyor değil mi bunlar, yani aktif skill gibi o şeyden, evet, kullanıyorlar. O senin morbardan kullanıyorlar. Aynen öyle. Eğer şeyi seçersen, mesela diyelim rifle seçtim. Hı-hı. Mermisi yok da bunu şu anda ama. Rifle'ı çıkardıktan sonra RB'ye basarsam, ha, bu sefer onun rifle özelliğini kullanabilir hale geliyorum. Karakterini böyle böyle geliştiriyorsun, hı-hı, yani olay bu. Bir şey daha var karakteri geliştirebileceğimiz, o da önemli, onu da birazdan görürüz diye umut ediyorum, tahmin ediyorum. Belki buradan bir yerden çıkar. Oo. Bak mesela burası kapalı, istersem açabilirim ama hırsızlığa giriyor tabii bu. Hırsızlığa giriyor, ne oluyor hırsızlığa giriyor? Şu reputation'ın etkileniyor. Şu anda 10, yani böyle dengede gibiyiz falan. Bayağı detaylı oyun ya. Bayağı detaylı, bayağı detay gerçekten ya. Ben şimdi reputation'ımı çok tehlikeye atmak istemediğim için buradan ufak ufak. Ama mesela burada anahtarı bulsaydın. Evet. O zaman hırsızlık olmuyor muydu? Çünkü anahtarın varsa girersin. Anahtarı bir yerden buldun demek ki yani. Bu bir yan görevi yaptık. İster yap ister yapma. Mesela şu şeyden su falan içebiliyorsun. Sağlık veriyor sana gene. Veya bunu biraz kurcalaman lazım yani, sana yap et şöyle diye böyle bir efendim tutorial bilmem ne falan yani açmıyor. Deneyeceksin sağ olsun. Deneyeceksin aslında. Mesela şurası well mesela, aha, tamam mı? Uncover diyorsun, üstünü açıyor. Eğer üzerinde ip varsa, hı-hı, var bizde ip. Aşağı ip sarkıtıyorsun abi. Oradan aşağı iniyorsun. Bakalım aşağıda bir şeyler var mı enteresan? Ha, böyle mağara gibi aşağısı. Aha. Gizmiz bir şeyler var mı? Bir şey ölmüş. Ne çıktı? Lockpick çıktı. Oo. Rag çıktı. Bir de buralar çıktı. Şey falan da oluyor aslında. Çıkar mı bilmiyorum ama. Aha. Gene nim çıktı. Evet, evet, vay evet. Be burası iyiymiş. Oo, Sturdy Snake Scale West. Benim üstümdekinden daha iyi bir şimdi. Oo. Bunu o zaman alayım. Her yeri kurcalayacaksın yani. Güzel. Evet abi, çıkıyor yani. Buralarda mesela burada var mı? Burada yok. Karşılaşmadık ama maden oluyor. Maden kazabiliyorsun mesela üstünde. Pickaxe varsa. Kırılabiliyor tabii. Kırık bende. En son kırıktı diye hatırlıyorum yani. Ha, yenisini alacaksın ya da tamir ettireceksin, hı-hı, falan. Şuradan gelelim. Mesela ben bunu giyiyorken şunu giysem, evet, daha iyi olur şeklinde. Bu arkadaşlardan herhangi birinde de yoksa eğer ekipman... Ha, onlara da verebiliyorsun. Onlara verebiliyorsun. Ki yokmuş mesela. Bu arkadaşa bunu şöyle verelim. Gibi. Bayağı detaylı yani. Bayağı detaylı ya gerçekten. Bayağı bir şey var. Bir adet daha var kendimizi şey yapabileceğimiz, ne bileyim, geliştirebileceğimiz. O da şu perk olayı. Bunu da Golden Ace of Spades ile yapabiliyorsun. Hmm. Buluyorsun bunları gene dünyada, orada, aha, burada bir yerde. Onları harcadıkça işte mesela high jumper diyor. Ne demek o efendim? Düşünce daha az hasar alıyorsun
gibi mesela. Ha, daha yüksek zıplıyor, daha aynen öyle. Sarılıyor. Veya efendim işte neymiş bu? Konteynerlerden %10 daha fazla para çıkıyor. Gibi. Bunların da böyle kademeleri falan var. Bunlar da pasif şey gibi sanki. Aynen öyle, aynen öyle. Burada tabii şeyler var, bak dikkat edersen 5 tane karakter var. Hmm. Bu 5 hikaye aslında dedim ya işte, evet. Bunları da açıyorsun giderek yani. Ben 10 saat falan oldu dediğim gibi oynayalı. Yani 10 saat oynadım, oyun öyle şey yapıyorsun. Bayağı gider yani aslında. Yani kurcala ama, kurcala evet, kurcala. Herhalde ana hikayeyi belli bir noktaya getirince bir takım şeyler olacak. Sen ama istediğin tabii gibi açık dünya gibi takılabiliyorsun sonuçta. Tabii, bir sürü tabii, yan tabii, görev tabii, var. Tabii aynen öyle. Copper Mountain Quarry'de taş ocağında kocanın tutulduğu yeri diyor buldu. Önemli görev mesela abi şimdi. Ana görev, önemli görev ve mermim falan yok, hiçbir şey yok, öyle bravo, dağıldım yani. Bravo, tebrik ediyorum o zaman. Hakikaten tebrikler. Kıracak bir şey varsa kır bari. Şimdi burada haldır uldur da girebiliriz tabi. Harita da şey oluyor aslında. Ha öyle bir... Değişebiliyor. Evet. Senin yaptığın tercihlere göre de değişebiliyor harita. Öyle bir durum var yani. Mesela bütün diyor nüfusu diyor silinirse diyor. Hı-hı. Orası diyor terk edilmiş hale gelebilir diyor. Zaman içinde diyor insanlar gelebilir. Hı hı. Ama başka şeyler de gelebilir. Mesela biz şimdi şunları gözükmeden... Bunlar ne ya? Şu kırmızı bitkiler bir tuhafmış. Enteresan. Ya böyle saklana saklana gidebiliyorsun. Yap, istersen yapabilirsin. Düşman olduklarını her şeyden minimapten anlıyoruz. Aa, blocked. Oy! Şeyimiz olmadığı için maalesef. Tüfek mi? Önemli ya, tüfek önemli ya. Genelde şöyle bir olay var oyunla ilgili eleştirilen. Aslında ondan da bahsedebiliriz. Hı hı. Oyunun kamera açıları, kombatı... Ya nasıl diyeyim, oralarda biraz sanki daha iyi olabilirmiş hissiyatı uyandırıyor. Kontrol açısından mı? Kontrol açısından yani. Kamera mesela işte böyle çeviriyorsun. Controller'la oynuyorum. Tabii mouse'da belki biraz daha kolay olur nişan hı-hı almak falan da. Neticede. Biraz sanki oralarda aksiyon şeyi verdi bana. Hmm. Daha iyi olabilirmiş gibi geldi. İçerisi dolu. Şey de yapabiliyorsun aslında. Şöyle. Şey mi? Sessizce stealth yapabiliyorsun ha yani, evet. Stealth yapıp onu şöyle mesela bırakırsan. Ha, ölmedi mi o şimdi? Ölmedi o şimdi. O şimdi ölmedi. Böyle ortalıkta gazeteler falan da var. Gazeteleri okuyup son haberleri öğrenebiliyorsun yani. Yaptıklarına göre değişebiliyor bunlar. Aa, enteresan. Mesela şimdi ben birini silencer ile indirebilirim. Kimi indireyim? Mesela şu arkadaşı indirdim. Kimsenin haberi olmadı. Habersizken vurunca daha fazla mı hasar evet, veriyorsun evet bir de? Hmm. Onun perk'ü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Sen onu geliştirebiliyorsun istersen yani. O biz değilmişiz biz. Hop. Repütasyonun arttı. Yapma ya. Evet. Oğlum ben adamı kovalan adam benden kaçıyor. İyi güzel. Mermi falan var mı sende kardeşim? Anahtar var. Anahtar var. İnventörün dolu. Şeyi aldım en azından da. Bak böyle işte evet, şeye falan. Evet, mekandan mekana geçerken. kapıyor görüşünü kapıyor falan sanki gibi. Öyle o tip şeyler var ya. Onlar... Bilmiyorum daha iyi nasıl olurdu ama sanki daha iyi olması lazımmış. Adamlarından biri gitti bu arada. Hissi uyandırıyor bende.
Yağmur yağıyor da ıslanıyoruz, onunla demek ki bir şeyi var. Onun ıslanmanın ne gibi etkisi oluyor onu bilemiyorum ya. Şu arkadaş mıydı bizim esas ilgilendiğimiz? Wayne Cortez. Ben Hamza. Şunları bir kırayım. Evet, yer açılsın hem de. Şunu bir kırayım. Ondan sonra geleyim şuna bakayım. Ne var bunda? West var. Moonshine var. Şunu alalım. Güzel. Şimdi. Kocam nerede lan? Kimse açamıyor. Unlock. Buyurun. Unbreakable door diyor zaten. Evet. Kırılmıyormuş. Evet. Yalnız mekana dikkatini çekerim. Oo. Bunları yemişler mi? Oo, her taraf insan kemiği. Seni yerim. Bayağı yani, evet. Tırstım. Nereden bileyim abi? Tahmin edemedik yani Vahşi Batı'da böyle bir şeyin olabileceğini. Erasmus'la mı gelmiş bunlar? Erasmus'la gibi gelmişler Vahşi Batı'ya. Zamanla doluyor mu dolmuyor mu onu görebiliriz şimdi. Aa! Uyandılar. Oy. No, adam elinde satırla mı ne bir şeyle dalıyor. Maşetti mi? Ay. Sen sağlık. Sağlık yüz bandaj. Yok. Sağlık yok. Sağlık. Aa, bandajın mı yok? Yardım mı istiyorlar acaba? Herhalde. Hocam biriniz bir yardımcı olun. Bir bandaj bir şey. Oo, reputation'ım arttı. Adam kurtardın. Şunda var mı biri? Bu açık zaten. Onda da boş. Yeme. Yalnız sana doğru gelen biri var. Hocam dinir ama işte. Oy, bomba attı. Yani ama böyle bir yerde de bomba atmazsın, çökecek tepemize ya. Ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. 7 XP mi var? Hey. Aa. Vallahi öldüm. Şimdi yiyecekler bizi. Taze öldü abi, götür. Kısır beni, dişle beni. Kısır beni, dişle. Mekanın başından alıyor. Oh. Bir tane kullanılmamış nimpin var, vardı. Var. Haydi. Ortam bayağı bir. Oğlum kemik kaynıyor. Kaç kişi yediniz? Ay, yam yama buradalar. Bak geldi. Gelen bir şey koşuyor, tuhaf. Koşuyor. Evet, bir tuhaf bir şey. Ha. Oha, ne yapıyor öyle? Ha. Aa, iştahımı açıyorsun dedi galiba. Burası bize büyük mü yoksa ya? Aynen öyle. Sanıyorum öyle bir durum var Gülcüm. Aman ya. Allah'ım ya. Beceremedim yani. Ne yapıyoruz? Beceremediysek şuradan başka eski bir quick save'e gidiyoruz yani. Evet yani.